Röportaj başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Şimdi kalbimin attığı ülkeye gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kalbimin çarptığı üniversiteye gidiyoruz. Ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi'ne gidiyoruz. Şimdi 36 yıllık bir geçmişi var Yakın Doğu Üniversitesi'nin. Aslında kısa bir geçmiş ama bu kısa geçmişin içine çok şey sığdırılmış. Değerli konuğumuz da 33 yaşında ve bu değerli konuğumuz da Yakın Doğu Üniversitemizin mütevelli heyeti başkanı. Doçent Doktor Sayın İrfan Günsel hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Dedim ki siz dünyaya geldiğiniz zaman üniversitemiz 3 yaşındaydı. Yani onunla birlikte yoğruldunuz, onunla birlikte büyüdünüz. Ne büyük mutluluk ki hani üniversite 36 yıla geldi. Şimdi de siz bu üniversitenin genç mütevelli heyeti başkanısınız. Evet, ikinci kuşak olarak evet. Görevdeyiz hocam. Büyük mutluluk ama gördüğüm kadarıyla hani son derece mütevazısınız. Akademisyen yanınız da var. Ve işi son derece ciddi alıyorsunuz ve ciddi bir şekilde davranıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Hedefimiz ne? Nereye gideceğiz? Şöyle hocam, eğitim ciddi bir iş. Genç beyinleri geleceğe hazırlıyorsunuz. Bu genç beyinler ülkelerinin gelecekleri olacaklar. Demek ki eğitim çok ciddi ve ciddiye alınması gereken bir iş. Şöyle, biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz bir eğitim adası. Hı hı. Bir öğrenci adası. Hı hı. 75 bin öğrencisi olan... Oldukça büyük bir sayı bu. Evet, oldukça büyük bir sayı. 300 bin nüfuslu bir ülkede 75 bin öğrenci orana vurduğunuzda sayının büyüklüğü bir o kadar daha çıkıyor. Ve bunun da aşağı yukarı 25-30 bini Yakın Doğu Üniversitesi. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesiyiz. Hı hı. 25 bin kadar öğrencimiz var. Hı hı. Ve öğrencilerimiz 103 farklı ülkeden. Öğrenci nüfusumuzun %25 kadarı, 20-25 kadarı Türkiye'miz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışından gelen öğrenciler ki bunlar bahsettiğim 103 Peki, farklı ülke. Sözünüzü keseceğim değerli hocam ama 103 ülkeye gidip de tanıtım herhalde yapılamaz. Bu kulaktan kulağa duyulup da mı geliyorlar bu şekilde? Yani gidenler hani biz memnun kaldık, iyi bir eğitim vardı, siz de gelin mi diyorlar yoksa 103 farklı ülkede de bu tanıtım faaliyetleri de devam ediyor mu, var mı? Şöyle hocam, üniversiteler içecek gibi tanıtarak meşhur olmuyor aslında. Güzel. Yaptıkları ile ve mezunları ile meşhur oluyor. Güzel. Örneğin güneş enerjili araba projelerimiz, hı hı. Futbol oynayan robotlarımız, sağlık alanında yaptığımız gelişmeler, buluşlar, yayınlar, diğer tüm alanlarda yapılan yayınlar, uluslararası alınan ödüller, bunların hepsi üniversiteyi meşhur bir üniversite yapıyor. Kütüphanesi, uluslararası kütüphanesi. Uluslararası kütüphaneye sahip olması, altyapısının iyi olması, ülkenin suç oranının sıfır olması. Bunların hepsi bir bütün aslında, değil mi? Bir bütün. Evet. Ama mutlaka tanıtım faaliyetlerinin önemi vardır. Hı-hı. Fakat bu saydıklarımın içerisinde... Reklam değil de tanıtım yaptıklarınız tanıtım. Evet. Evet. Bu saydıklarımın içerisinde önemi en az olanlar aslında. Ve gördüğüm kadarıyla kurucu rektörümüz Suat Hocam da dahil olmak üzere siz ve yönetim yurt dışına çok açıklar. Hani bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin getirdiği yapıdan mı kaynaklanıyor yoksa hani üniversitenin olaya bakışı, yaklaşımı mı bu şekilde? Şöyle hocam, dünyaya açık olacaksınız ve iyi yönlerini alacaksınız. Bu felsefeyi biz üniversitemizin ilk yıllarından beri barındırıyoruz. Çünkü bir dünyayla bir robot turnuvasına katılacaksanız onları da görmeniz, gözlemlemeniz gerekir. At gözlüğüyle bakmamak, sadece coğrafyamıza bakmamak gerekir. Tüm dünyayı aslında takip etmek gerekir. Şu bunu özetliyor, adada kıtalı gibi yaşamak. Evet, adada kıtalı gibi yaşamak. Peki çok ilginç girişimler de var. Mesela hastaneye baktığınız zaman devasa bir hastane. Hani onu İstanbul'da koysan, gerçi yerinde kalsın da İstanbul'da koysan hani İstanbul'un ihtiyacını karşılar. Ama adaya baktığımızda işte toplam nüfus işte 250 bin dolayında. Ama adayı aşan bir hastane. Şimdi yeni kurulan hayvan hastanesi. Hani ada zaten küçük.
Bir de hayvan hastanesi, bir de oradaki alet edevat da hani insan sağlığı için kullanılan alet edevat değil. Sadece hayvanlara yönelik alet edevat. Bunun gibi pek çok girişim var. Şöyle hocam, ülkemiz ölçeğinde büyük bir hastane. Fakat ülkemizin sağlık sorununu çözmesinin yanı sıra Yakında Üniversitesi Hastanesi kurulurken ülkemize bir turizm çeşidini daha kazandırmak amacı ile kuruldu. Güzel, sağlık turizmi. Sağlık turizmini de kazandırmak amacı ile kuruldu. Böylece coğrafyamızın sağlık konusunda da otorite sahibi ülkelerinden biri olabiliyorsunuz. Elinizde tıp fakültesinin sahip olduğu tam donanımlı, güçlü ve büyük bir hastaneye aslında sahip olursanız. Aslında bu eğitime de yansıyor, öğrenciye de yansıyor, öğretim üyesine de yansıyor. İşte bakın birbirini az önce bahsettiğimiz gibi böyle altyapıda bir hastane ile daha iyi araştırma yapmak isteyen öğretim üyesini çekersiniz. İkisini bir yere çektiğiniz andan itibaren de işte tüm dünyadan öğrenci çekmeye başlarsınız. Peki mesela yine ilginç girişimlerden bir tanesi. Kurulduğu yıllarda dünyadaki sayılı en hızlı bilgisayarlardan bir tanesi. Yine bile sayılı sıradadır yani. Evet. Mesela size demediler mi ne gereği var? Yani adada bunu ne yapacaksınız? Niye kuruyorsunuz? Şöyle hocam. Kurulduğu yıl dünyanın 76. en güçlü bilgisayarı idi. Ve Yakında Üniversitesi birçok dünya devi ülkelerden sonra 13. en iyi bilgisayara sahip ülke yapmıştı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Ve üniversiteler sıralamasında da 11. sıradaydık. Bu bize hocam bugün dünya ile yarışabilen robotlara sahip olmamızı sağladı aslında. Bir hafta kadar sonra Çin'de yapılacak olan Dünya Robot Futbol Şampiyonası'na gidecek olan robotlarımız işte bu teknolojinin ürünleri. Çünkü bu teknoloji daha iyi öğrenci çekti, daha iyi öğretim üyesi çekti. Üçünün birleşimi de bize bugün dünyada söz sahibi olacak robotlar üretebilme imkanı verdi. Hatta bu bilgisayar nereye ulaştı? CERN'e ulaştı. CERN'e ulaştı. Bu bilgisayara geldi. Asrın deneyinde Yakında Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yer aldı. Tüm Türk üniversitelerine biz bu süper bilgisayarı ücretsiz kullanıma açtık. Kanser araştırmalarında yine her günün birincisi. Olay nereden nereye gidiyor? Nereden nereye gitti? Bu bize hem diğer üniversitelerle bir yakınlık sağladı, işbirliği sağladı. Bir yandan robotların üretilmesinde ham madde oldu diyebiliriz. İyi öğrenci çekti, daha çok öğrenci çekti, iyi öğretim üyesi çekti. Dolayısıyla altyapıya çok önem veriyoruz. İdareten hiçbir şey olsun istemiyor. İdareten bir hayvan hastanesi. Hayır. Olacaksa bölgesinde, coğrafyasında söz sahibi olacak. Bir de bunlar kar amacıyla yapılan girişimler de değil. Yani hayvan hastanesinden ne kar edeceksiniz de hani birisi dese ki ya şunun için yaptılar. Hiçbir alakası yok. Ya da bu bilgisayarı hangi kar amacında kullanacaksınız? Sadece akademik işlerde kullanılacak. Öyle değil mi? Eğitim kar amaçlı yürümüyor hocam zaten. Eğitim kar amaçlı yürümüyor. Daha iyi olursunuz, daha meşhur olursunuz, daha güçlü olursunuz. Belki daha çok öğrenci olarak çekebilirsiniz. Daha iyi öğrenci, evet. Daha çok öğrenci mesela alırsınız üniversite olarak. Evet. Peki yani uluslararası şeye baktığımızda ülke tanınmıyor. Ama üniversitenin öğrencileri ülkede, bütün ülkelerde faaliyet gösteriyor. Yüksek lisansa gidiyor, doktoraya gidiyor, öğrenci değişimine gidiyor. Evet. Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üyeyiz. Dünya Üniversiteler Birliği'ne tam üyeyiz. İslam Üniversiteler Birliği'ne tam üyeyiz. Eğitim siyaset ve sınır tanımıyor hocam. Eğitim ilim Çin'de olsa gidip bulacaksın sözü ile hareket ettiğimizde eğitim siyasetin ve sınırların ötesinde. Şimdi siz de kolejde okudunuz. Siz de bu üniversitenin mezunusunuz. Şöyle baktığınızda ya şunları gerçekten iyi yapıyoruz. Bir de şunları da yapmalıyız. Nedir izleniminiz? Şöyle yaptığımızı iyi yapmaya çalışıyoruz ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dahası ne olur bunun? Şöyle hocam. Bugün İtalya dediğinizde akla hemen gelen bir iki tane otomobil markası vardır. Biz Kuzey Kıbrıs, Akdeniz dendiğinde akla gelen Yakın Doğu Üniversitesi olsun istiyoruz. Biliyorsunuz ülkeler markaları ile bu markalar sanatçılar olabilir,
bir turizm markası, meşhur bir dağınız olabilir. Sporcular olabilir. Sporcunuz gibi. Olabilir. Evet. Ürettiğiniz bir şey olabilir. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dendiğinde hemen akla Yakında Üniversitesi'nin gelmesini istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Peki şimdi girdiğimiz zaman üniversitede işte karşınıza kocaman bir hastane geliyor. Tıp fakültesi var. Hemen de bir inovasyon merkezi şey yapıyor. Şimdi kelime olarak çok güzel. İnovasyon, hani girişimcilik. Güzel. Peki hani ilk baştan bir çarpıyor ama içinde ne var ve ne için kuruldu? Sadece bir isim güzel olsun diye, insanlar çarpılsın diye değil. Ve bu uzun yılları gerektiren bir girişim aslında. Öyle ha deyince, hadi kurduk, hemen de bir şey çıkartın. Böyle bir şey değil. Bir de sabır ve yatırım. Hı-hı. Bu maddi manevi yatırım. Ne dersin? Şöyle hocam, inovasyon merkezimizin içerisinde bahsettiğimiz süper bilgisayarımız var. Robotlarımız var. Düşünce gücüyle hareket eden tekerlekli sandalyelerimiz var. Akıllı hastane odası yapma aşamasındayız. Yatalak hastalarımız veya ameliyattan sonra birkaç gün yatması gereken hastaların sadece düşünce gücü ile odasının klimasını, ışığını, perdesini kontrol edebileceği odaların prototiplerini başarmış durumdayız. İşte hep bunlar inovasyon merkezimizin içerisindeki bünyemize çektiğimiz iyi öğrenci, iyi akademisyen, iyi altyapı ile başardığımız ve daha çoklarını başarmak istediğimiz. Peki bu düşünceleri daha sonra herhalde ihraç da edeceğiz. Yani düşünceyi de satacağız. Çünkü mutlaka. Üniversitenin şeyi de bu, misyonu mutlaka. Da bu. Mutlaka. Öyle değil mi? Bir EKG tişört üzerinde çalışıyoruz hocam. Kalp hastalarını veya sporcuları, hı-hı, spor yaptıkları sürede tüm gün boyunca çok rahat fanila gibi giyebileceğiniz, tüm vücut ölçülerinizi, sıcaklığınızı, nabzınızı, kalp EKG'nizi akıllı cep telefonları aracılığı ile merkezlere, büyük hastanelere, bizim inovasyon merkezimizin işlemlemesinden sonra bildirilebilecek hale sokuyoruz. Dolayısıyla kalp rahatsızlığı geçirme ve hayatınızı kaybetme riskini minimuma çekecek bir proje. Örneğin bunun üzerinde de yine inovasyon merkezimiz içerisinde çalışıyoruz. Peki şimdi 25 bin toplam öğrenci dedik, 103-104 farklı ülkeden öğrenci. Bu yabancı öğrencilerin sayısı kaç, oran kaça kaç? 25 bin kadar toplamda öğrenci toplam var. Öğrencimiz var. Bunun 14 bini Türkiye'miz, ana vatanımızdan, hı hı, kardeşlerimiz. 6 bin kadarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Hı hı. Ve 5 bin kadar, yani nüfusumuzun %20'si gibi, hı hı, diğer 103 farklı ülkeden. Yani 5 öğrenciden bir tanesi yabancı. Evet. Aslında bir üniversite için bu çok büyük bir zenginlik. Herhalde Türkiye'de sayılıdır belki birkaç üniversitede bu kadar yabancı öğrenci sayısı vardır. Çünkü dışarıya çıktığınız anda farklı bir kültür. Sağa dönüyorsun, daha farklı bir kültür. Bu büyük bir zenginlik ve herhalde bu yabancı dile de yansıyor. Çünkü dersler hani adam gibi İngilizce yabancı dil oluyor. Şöyle hocam, sizin kişisel network'ünüzü geliştiriyor. Empati yeteneğinizi artırıyor. Çünkü yurdunuzu dili, dini, rengi farklı insanlarla paylaşıyorsunuz. Yemek alışkanlıkları farklı, yaşam alışkanlıkları farklı ve dünyayı tanıyorsunuz aslında. Kesinlikle. Eğitim, öğretim ikisi birlikte ve öğretim kısmını mutlaka uluslararası kampüslere, uluslararası nüfuslara sahip üniversitelerde alabilirsiniz. Peki şimdi siz yani bir takım şeyleri açıklamayacağım ama Harvard'da da rahatlıkla okuyabilirdiniz. Princeton'da, evet, rahatlıkla okursunuz. Yale'e rahatlıkla girebilirsiniz her yönden. Şöyle bir hayıflanma demeyelim de ona, ya keşke okusaydım dediniz mi? Ya da onlardan bir farkımız var mı? Onlarda incelemişsinizdir muhakkak. Onlardan farkımız şu. Lokasyonumuz farklı. Ben Amerika'da okudum demek başka bir şey. Evet. Bunun dışında tek bizden önde oldukları onların daha yaşlı üniversiteler, evet, olmaları. Evet. Bu yaş farkı belli bir süre sonra mutlaka kapanır. Çünkü ilelebet önde olmazlar. Bir gelişimin tamamlanma süreci var. Doyma süreci var. Keşke oralarda okusaydım, hiç demedim. Hı-hı. İyi ki yakında üniversitesinde okudum. Çünkü şu an öğrencimi daha iyi anlayabiliyorum.
ne isteyebileceğini, ne sorunlar yaşayabileceğini bizzat yaşamış, görmüş oldum. Hı hı. Ve bu yüzden öğrencimle, öğrencimizle aram daha yakın ve empati yeteneğinden bahsettim az önce. O yeteneğini, onların geçirebilecekleri sıkıntıları, hüzünleri, mutlulukları görebildiğim, birebir yaşadığım için daha rahat çözebiliyorum, görebiliyorum, onlara yardımcı olabiliyorum. Ayaklarınıza sağlık, şeref duydum katıldığınız için. Değerli kurucu rektörümüz Suat Hocam'ı da tebrik etmek gerekiyor. Hem kurduğu üniversite dolayısıyla hem de değerli şimdiki genç mütevelli eğitim başkanımızı yetiştirdi ve